O zaman ilk konu. Bu ilk konu sert bir konu. Esenyurt cinayetini hatırlar mısınız? Tek tutuklu Megastar Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu kefalet ödeyerek serbest kalmıştı. Ercan Gönül Kırmaz'ın ailesi karara isyan etmişti. Cinayete kurban giden Ercan Gönül Kırmaz'ın annesi Havva Hanım az sonra canlı yayına bağlanacak galiba. Bakalım ilk önce bir haberi izleyelim de sonra detayları verelim. Ünlü olmak, zengin olmak adalete engel değildir. Evladı öldürüldü ama sanıklardan biri 250 bin lira kefaret ödeyip serbest kaldı. Hem yaktılar hem çocuğumu vurdular. Bedeli 250 bin TL olmasın. Adalet istiyoruz efendim. Serbest kalan sanık Megastar Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu. Ünlü olmak, zengin olmak adalete engel değildir. Ercan Gönül Kırmaz 2 yıl önce İstanbul Esenyurt'ta bir şarküteri dükkanı kiraladı. Birkaç gün sonra dükkana gelen kişiler genç adamı dükkanı boşalt diye tehdit etti. O şehir eşkıyalarının arasında Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu da vardı. Bir tanesi Tarkan'ın amcasının oğlu oluyor. Para kuvvetiyle 250 bin kefaletle çağırıyorlar. Gönül Kırmaz tehditleri ciddiye almadı ve dükkanı işletmeye devam etti. Ve 15 gün sonra dükkanı basan 8 kişinin saldırısına uğradı. Yolun öyleydi Mercan'ım, ben öyleydim Mercan'ım. Saldırganlar Gönül Kırmaz'ı önce kurşunlayarak öldürdü, sonra da iş yerini ateşe verdiler. Çocuğumu öyle bırakıp kaçıp gidiyorlar. 8 caniden 5'i tutuksuz yargılandı. İkisi ise firari. Tutuklu olan tek sanık Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'ydu. Ama 2 yıl tutuklu kalan Tevetoğlu da geçen hafta 250 bin lira kefaretle serbest bırakıldı. Bizim canımız mezarda, bunlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Gönül Kırmaz'ın ailesi kararı isyan ediyor. Suçluların hak ettikleri cezayı çekmesini istiyorlar. Toprakta yatıyor çocuğum. Onların bir an önce tutulmalarını istiyorum. Acılı anne oğlunun fotoğraflarına bakıp gözyaşı döküyor. Ünlü olmak, zengin olmak adalete engel değildir. Ünlü olmak, zengin olmak adalete engel değildir. Çok da doğru söylüyor. Ya da adaletin herhangi bir geliri, tanınırlığı ya da cinsi, ırkı olmamalı. Evet, sen hatırlıyor musun bu olayı? 2017 yılında olmuştu. Olay 2017 yılında olmuştu. Olayı enteresan yapan ve basına sürükleyen de Tarkan Tevetoğlu'nun öz kuzeni olan bir adamın bu işin içinde olmasıydı. Tevetoğlu ailesinden olmasıydı. Sonrasında tabii isyanlar ve görüntüler ortaya çıkmış. Tarkan'ın hiç yorum oldu mu bu konuyla ilgili? Ben oraları hatırlamıyorum. Yok, tabii ki yok. Olmamıştı değil mi? Hiçbir zaman olmadı. Ama bu Servet Tevetoğlu öz amcasının oğlu diye biliyoruz. Evet. Evet. Soyadıyla birlikte. Evet, Esenyurt'ta 2017 yılında önce silahla öldürüp ardından dükkanıyla birlikte ateşe verilen Ercan Gönül Kırmaz'ın ailesi davanın tutuklu tek sanığı ünlü şarkıcı Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun kefalet ödeyerek tahliye edilmesine isyan etti. Bakalım bu davanın yine takipçisi olacağız. Bakalım yani neler olacak. Ölümle sonuçlanan bir olayda kefaletle çıkma, yani biraz enteresan değil mi? Bir kere bir de zaten mekan yakılıyor. Yani anladın mı? Hani o konuyla alakalı da bir sıkıntı var. 2 yıl cezaevinde yatmış. Geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada 250 bin TL kefaletle serbest bırakılmış. 250 bin TL. Ya bu insan hayatının 250 bin TL ile özleşmesi ne kadar enteresan ya. Beni çok yani şöyle söyleyeyim, Tarkan'ın kuzeni olmasının bir önemi yok. Herhangi birisinin herhangi birisini öldürmesi söz konusu. Bana göre de adalet burada doğru bir karar vermemiş yani. Peki Havva Hanım'ı bağlayalım mı? Havva Gönül Kırmaz mahkemeyle ilgili gelişmeleri Havva Hanım'dan alalım. Havva Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gelişmeleri alabilir miyiz size davayla ilgili? Serbest bırakıldı 250 bin TL kefaletle. Evet, dünen ben mahkemeye girmiştim. Evet. Mahkemeden de firar etmiş, kaçmış, dış devlete kaçırılmış. Şu an yurt dışına mı kaçtı diyorsunuz Tarkan'ın kuzeni? Evet. Yurt dışına kaçtı. Yani şimdi yakalanmak istense de yakalanamayacak. Öyle bir şey işte, bir tutar dalımız kalmadı bizim de. Karara itiraz ettiniz. Evet, itiraz ettik. Tabii bu sizin için de çok üzücü bir haber, olay. Çünkü sonuçta evladınızı kaybettiniz ve bu görüntülerden sonra da serbest kaldığını gördünüz onu öldüren kişinin. Evet, serbest bıraktılar. O da 250 bir kefaletle çıkardılar. Şimdi de firar etmiş, dış devlete kaçtı. Tabii bu bir iddia, bunu da söyleyelim. Bundan emin misiniz Havva Hanım? Nereden öğrendiniz bunu? Evet. Dün mahkemede öğrendim ben.
Şok oldum ben de öyle duyunca. Mahkemeye gelmedi o zaman. Yok, gelmedi mahkemeye. Bu nasıl şey ya? Ben burada bir anlamadığım bir şey var. O zaman kefaretle serbest kaldıysa o zaman adamın kaçmaya da ihtiyacı da yok ki. Hani niye o zaman kaçtı? Tekrar bu olaylar gündeme gelir, siz itiraz edersiniz diye büyük ihtimalle. Dışarıdan tutukluydu bu. Hah, bir de. Dışarıda tutuklu olunca firar etti. Bir de yani böyle bir olayda dışarıdan tutuklamak... Başka bir cezadan dolayı tutuklandı geri. Cezaevindeydi, orada firar ediyor, kaçıyor. Aa, bir de başka bir suçu daha var. Evet. Hayır, beraat etmiyor. Kefalette serbest bırakılıyor ve tekrar alınabilir. Böyle bir ihtimal olmasına karşın yurt dışına gidiliyor. Buna nasıl izin veriliyor, değil mi? İşte kaçmış. Sizin evladınız olay yerinde, ya bu olayın niçin yaşandığıyla alakalı bir şey konuştu mu taraflar? Yok, önce bu mahkemede hiçbir şey konuşmadı. Tarkan hiç sizi aradı mı bu konuyla ilgili? Hiç aramadı beni. Aileden de size ulaşan kimse olmadı. Olan Ercan Bey'e rahmetli oldu. Evet, Ercan'ıma oldu. Allah rahmet eylesin. Allah peki, rahmet çok eylesin. Teşekkür ediyoruz Havva Hanım. Şey değil can. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Aile şikayetçi olacak. Bu kararı da tabii ki kabul etmiyor doğal olarak yani. Yurt dışına kaçtıysa da ne olacak? Yurt dışında yaşamaya devam edecek. Ama böyle olur mu ya? İnsanı öldürelim, yurt dışına yani kaçalım. Yani beraat etmiyor ki. Kefaletle serbest bırakılmak suçundan aklandı demek değil. Değil mi? Evet. Yani yargılanmaya devam edecek. Tutuksuz yargılanmaya bence, ama edemeyecek. Bence ailenin itiraz edeceğini bildiği için de bir kaçış sağlanmış olabilir. Peki bakalım üzücü. Neler olacak. Ya zaten ipini koparan yurt dışına kaçıyor. Ya ülkeyi dolandırır, yurt dışına kaç. Adamı öldürür, yurt dışına kaç. Çekip banka yap. Sahibi ne oldu sahip? Kaç. Dubai'de ne oldu? En son gün güneşleniyordu. Tabii. Yani biz böyle kaçanların ülkesi. Olacak iş değil. Peki devam ediyoruz. Yine Tarkan'la devam edelim bari. Tarkan'la ilgili... Bu kadar mutsuz bir haber, kötü bir haber verdikten sonra Tarkan'la ilgili güzel bir haber. Yani kendisiyle alakalı. 7 konserden 7 milyon TL kazanmış megastar Tarkan ve yılbaşında 2 saatlik konser için 2 milyon TL'ye anlaşmış. Çok acayip rakamlar. 2 ama milyon. Tarkan yıllardır milyonu bulan bir konser şeyi var yani rakamı. Ama sürekli katlanıyor. Yani ben Kıbrıs'ta izlemeye gittiğimde o seni hatırlıyor musun? 1 milyondu. 1 milyondu. Rakam. Acaba bu da birazcık abartıyorlar mı ya? Dolar da artınca biraz. Dolar üzerinden yurt dışında ya. Kıbrıs'ta belki dolarla almıştır o işi. Ya Kıbrıs'ta tabii ki bir de kasino şeyi de olduğu için orada daha fazla mı para kazanılacak? Ne olacak ya yani? Daha fazla mı doldurulacak? Sanatçısı Kıbrıs'tan ciddi anlamda para kazanıyor. Yani bunu söyleyelim. Hatta ekstraların %60'ı Kıbrıs'ta oluyor. Yani artık aynen öyle. Gerçekten kaçınılmaz bir ve fiyatlar gerçek. İkiye katlanıyor orada. Evet evet. Burada 60'a çıkan orada nereden baksan 100'e çıkıyor yani. Vergiler ikiye katlanıyor mu? Hiç yok. 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 Yani Kıbrıs'ta böyle bir durum var yani vergiyle ilgili de bir soruşturma açılsa hepsi patır patır patlayacak belli ki. Yılbaşına da çok az kaldı. Nerede çıkacak? Eyle başlayan. Kıbrıs'ta yine. Eyle başlayan. Evet. Özcan Deniz'in en son çıktığı bir otel vardı muhtemelen yine orada çıkacak. Peki. Hayırlı olsun. İşte sen hep dersin ya yani akrabalarımızdan sorumlu muyuz ya da işte ailelerine bakmak zorunda mıyız falan. Şimdi bir haber önce amcasının oğlunun firar etmesi, bir haber sonra Tarkan'ın 2 milyonu. Yani şimdi burada Tarkan'ın da bir suçu yok. Herkes bile kendinden sorumlu ya. Yapacağım. Ama mesela bir arardım. Yani aileyi. Yani günah yani kadın. Anladın mı? 250 bin TL'ye nasıl buldu mesela? Yani onların da maddi durumu demek ki iyi. İyi böyle demek bir durumda ki. 250 bin TL'yi bulabiliyor. Evet. Yani paralar. Bak bir yandan 2 milyonu konuşuyoruz. Bir yandan 250 bin liraya insan hayatı satılıyor maalesef. Bir izleyicimiz, bütün izleyicilerimizi okuyoruz biliyorsunuz. Yani bakıyoruz yorumlarınızı ama mesela sahte takipçi, sahte bir hesapla yazmışsınız ama yine de okuyacağım. Haksızlık ama diyor. Belki hiç Tarkan konuşmuyor adamla ama siz o yapmış gibi zanlıdan çok Tarkan ismi. Evet bu iş maalesef böyle. Bu benim de başıma gelse, Bircan'ın da başına gelse. Bircan Bali'nin akrabası, Ece Erken'in akrabası. Söz konusu Tarkan, süperstar, megastar. Ya da daha doğrusu bu haberi buraya taşıyan evet. Tarkan. Hani evet. Normalde 3. sayfa haberiyken 2. sayfaya taşıyan. Magazine taşıyan bu. Evet. Evet. Bir dakika, yönetmenim bir bilgi verdi. Dakikada sahnede ne kadar kazanıyor? Dakikada 33 bin TL kazanıyor. 33.330 TL. 33.330 yani 2 milyonu 120'ye böldük. Sen şu an dakikada ne kadar kazanıyorsun? Onu ben söyleyeyim. İnsan şu an konuşası gelmiyor. Bu rakamdan sonra. Ya ben şeyde duymuştum onu. Acun Ilıcalı eğilip
20 TL'sini alana kadar zaten kazanıyormuş. Yani almasa da olurmuş yani. Evet. Öyle bir şey duymuştum. Peki. Buyurun, olabiliyor. Devam ediyoruz. Kavgaları ve polemikleriyle gündemden düşmeyen kim? Demet Akalın. Hayır, Berkay bu sefer. Aa, hakikaten ya. Demet Berkay da geçti ama şunu en sonunda Demet'le yaptı. Yalnız Demet de şey, Berkay da Demet'in sanki dişi versiyonu olmayı olabiliyor. Gerçekten ya, polemikler evet. Kralı.